Herkese merhaba, ben Selman. Bu videoda size iPhone'larda kullandığım, fotoğraf ve video çekerken kullandığım ayarları ve aynı zamanda taktiklerimi paylaşacağım. Gelin biraz daha yakından bakalım. Benim aktif olarak kullandığım iki tane iPhone var. Birisi iPhone 15 Pro, diğeri de iPhone 15. Ben elbette telefonla çok fazla video ve fotoğraf çektiğim için iki tane telefon kullanıyorum. Yoksa normal şartlarda birini almanız yeterli oluyor elbette. Yani normal bir kullanıcı gibi değerlendirmeyin. Yanlış anlaşılmasın o yüzden. Peki burada farklılıklar neler? Birisinde 3 tane kamera var, 3 kat teleobjektif var. Daha uzağa netleyebiliyorsunuz, daha uzağa daha net çekebiliyorsunuz. Diğerinde ise o eksik ve burada da 2x dijital zoom var. Fakat gayet güzel özellikler ve gayet güzel video fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Genel manada epey ikisi de benzer olduğunu söyleyebilirim. Ben şimdi iPhone 15 Pro üzerinden anlatmaya devam edeceğim. Öncelikle size ayarlar bölümüne girip burada yaptığım ayarları göstermek istiyorum. Çünkü epey önemli ayarlar. Ayarlara giriyorum. Burada aşağıya kaydırıyorum ve aşağıda kamera bölümü yer alıyor. Biraz epey bir kaydırmanız lazım. Kameraya girdiğimizde şimdi burada ben video kayıtlarını 4K 60 kare yapıyorum. Burada 4K 60 karenin ne olduğunu biraz anlatayım size. Öncelikle bir videodan başlayalım, sonra fotoğrafa da geçeriz. 4K 60 dediğimiz daha akıcı görüntüler çekmenizi sağlıyor. Elbette depolama olarak da yaklaşık 2 katı depolama yeri kaplıyor. Instagram'da paylaştığım storylerde nasıl bu kadar net çekiyorsun diye soranlar oluyor. Eğer siz Instagram uygulaması içerisinden bir video çekerseniz işte o zaman titreşim engelleme çalışmayabiliyor yer yer. Bu optik titreşim engellemesi iPhone'un. Aynı zamanda 30 kare çekiyor. Dolayısıyla siz normal kameradan çekerseniz story'yi, yani buraya girdiniz, buradan çekerseniz story'yi, o zaman çok daha net ve 60 kare çok pürüzsüz akıcı videolar paylaşabilirsiniz story olarak. Ayrıca telefonu satın aldığınızda burada HDR genelde açık olur. Bu HDR da aslında görüntülerin daha parlak, yer yer dengesiz gözükmesine sebep oluyor. O yüzden ben bunu kapatıyorum ve HDR'sız çekiyorum. Böylelikle hem daha az yer kaplıyor hem de daha normal, standart, her ekranda güzel gözüken görüntüler ortaya çıkıyor. Çok önemli olmayan özellikleri atlıyorum. Alt tarafta burada beyaz dengesini görüyorsunuz. Bunu kitle var. Şimdi ben bunu ne zaman kullanıyorum? Mesela evde masanın üzerine ben bu telefonu sabitleyip kutu açılış videoları çekiyorum. İşte o tarz çekimleri yaparken eğer bu beyaz dengesini kilitleme ayarını açmazsam video bir yerden sonra maviye kayıyor, bir yerden sonra sarıya kayıyor. Sürekli beyaz dengesini değiştirmek istiyor. Böylelikle de çok hoş olmayan görüntüler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla ben bunu açıyorum ve böylece sürekli aynı Kelvin değerinde, aynı tonda videolar çekebiliyorum. O videoyu o şekilde yapıyor. Tekrardan kaydı durdurup yeni videoya başladığınızda tekrardan güzel şekilde o beyaz dengesini ayarlayıp sıfırdan başlayabiliyor. Onu da belirtmiş olayım. Bunu da kesinlikle hani bu tarz çekimler yapıyorsanız açmanızı öneririm. Şimdi geri gelelim. Ve burada ağır çekim ayarlarını atlıyorum. Sinematik kaydı da atlıyorum. Biçimler. Evet, burası da çok önemli. Biçimlerde yüksek verimlilik ve en uyumlu var. Yüksek verimlilik Apple'ın kendi kullandığı video fotoğraf kayıt formatları oluyor. Burada HEIF ve HEIVC şeklinde yazmış. Fakat bu yüksek verimlilik bu şekilde geçiyor ve daha az yer kaplıyor. Dolayısıyla ben bunu kullanıyorum. İlk telefonu aldığınızda da bu ayar aktif olarak gelir. Ancak siz özellikle bir Windows bilgisayar kullanıyorsanız, Windows cihazlarda bu formatları açmak için ekstra bir format anahtarı almanız gerekiyor. Onlarla uğraşmak istemiyorsanız, uyumlu şekilde kullanmak istiyorsanız o zaman da en uyumlu ayarı seçerek normal standart video kameralarla, iPhone, Android telefonlarla çektiğiniz gibi JPEG fotoğraflar ve H264 videolar çekebilirsiniz. Fakat 60 kare video çekmek istediğinizde bu en uyumlu çalışmıyor. Yüksek verimlilikte olması gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu. Onu artık kendiniz karar verirsiniz. Fotoğraf modunda burada megapikseller yer alıyor. Ben 24'ü seçtim. Daha büyük boyutlu oluyorlar fakat küçük boyutlu olması için 12'yi de seçebilirsiniz. Yeterli olacaktır. Şimdi ayarları koru bölümüne geldik. Burada da çeşitli ayarlar var. Bunların aslında ne oluyor? Az önce yaptığımız bu beyaz dengesinin kitleme ayarı gibi sizin belirlediğiniz bir ayarı kitlemenizi sağlıyor. Ve bunları da buradan şey yapabilirsiniz. Mesela siz sürekli Apple ProRes video formatında video çekmek istiyorsanız bunu buradan kilitliyorsunuz ve böylelikle kamerayı her açtığınızda o şekilde başlıyor. Buradan ihtiyacınız olanları belirleyebilirsiniz. Ardından stereo ses kaydının açık olması kesinlikle önemli. Daha net, güzel videolar çekebilmek için. QR kodları tara çok önemli bir fonksiyon. Kamerayı açtığınızda QR kodları tarayabiliyorsunuz. Bunlar zaten açık geliyorlar. Izgara, su terazisi. Bunları ben çok fazla kullanıyorum. Hemen size de göstereyim. Kamerayı açtım. Izgara dediğimiz kadrajı 9 parçaya bölüyor ve böylelikle siz bir kompozisyon oluştururken, fotoğraf çekerken
daha güzel açılar sağlamanızı imkan tanıyor. Kolaylaştırıyor aslında bunu belirlemenizi. Mesela şöyle 3 kat yakınlaştırmayı açayım. Şu anda bu deniz fenerini çekerken bu şu 4 noktaya, şurada kesişen bu çizgilerin kesiştiği 4 noktaya koymanız gerekiyor. Şöyle tekrardan basalım, fotoğrafımızı çekelim. Böylelikle seyir zevki daha iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Su terazisini de göstermek istiyorum. Bu da yakın zamanda iPhone 15 Pro'lar tanıtıldığında telefonlara geldi. Çok sevdiğim bir özellik. Özellikle siz ufuk çizgisini düzlemek istediğinizde kullanabiliyorsunuz. Ben de çok fazla kullanıyorum çünkü bazen zemine göre kafanız karışabiliyor. Düz fotoğraflar çekmekte zorlanabiliyorsunuz. Fakat artık bu su terazisi sayesinde tam düz fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Hatta şöyle ufuk çizgisini çevireyim. Bakın ufuk çizgisini çevirdiğimde düzlediğinizde de yok oluyor. Daha iyi görebilmeniz için fotoğrafı. Hakikaten bakın tam olarak ufuk çizgisine işaret ediyor. Güzel bir özellik. Su terazisinin yanında güzel bir özellik daha var. Onu da size göstermek istiyorum. Şimdi dik açıdan kuş bakışı videolar, fotoğraflar çekerken de ekranın üzerinde bir artı çıkıyor. Bakın şöyle azıcık çevirdiğimde ekranın üzerinde bir artı çıkıyor. İki tane var şu anda. Bunları şöyle yaptığımda onlar birleşiyor ve sarı hale geliyor. Çektiğinde de tam üstten çekmiş oluyorsunuz fotoğrafı, videoyu. Özetleyecek olursak video çekerken bu HDR ayarını kapatmanızı öneririm. Daha uyumlu videolar çekebiliyorsunuz. Daha güzel gözüküyorlar genel manada. Bununla birlikte video fotoğraflarda da çözünürlüğü kendi telefonunuzun depolamasına göre ve ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz. Şimdi size biraz da fotoğraf ve video çekerken kullandığım diğer taktikleri kamera uygulaması üzerinden göstermek istiyorum. Gelin biraz daha yakından bakalım. Şimdi kamerayı açtığımızda benim ekran bu şekilde gözüküyor. Ve burada aslında üst tarafta RAW var. RAW fotoğraf ben çekmiyorum. Bu aslında son kullanıcının çok ihtiyacı olan bir şey değil. Profesyonel fotoğrafçıların daha çok kullanacağı bir özellik. Onun yanında da böyle bir hareketli bir yuvarlak var. Bu da aslında live fotoğraf. Fotoğrafı çektiğinizde, fotoğraf live olduğunda şöyle bastığınızda aynı zamanda video özelliği de oluyor. Sesli video da kaydediyor. Öte yandan şöyle yukarı kaydırdığımda burada ayarlar çıkıyor bakın. Flash ayarı. Mesela buradan otomatik, kapalı ve açık şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca burada fotoğrafik stiller var. Standart, zengin kontrast. Bakın biraz daha gökyüzünü koyulaştırdı, görüyorsunuz. Daha kontrastlı çekiyor. Canlı, sıcak ve soğuk olarak bunları belirleyebiliyorsunuz. Alttan da ayarlamasını yapabilirsiniz. Ama ben bunları kullanmıyorum açıkçası. Size kullandıklarımı göstereyim. Fotoğrafları 4'e 3 çekiyorum. Eğer ki storylerde paylaşacaksanız storyde 16'ya 9 olur. Direkt çektiğiniz fotoğrafın tamamının storyde gözükmesi için 16'ya 9 çekebilirsiniz. Fotoğraf ve video çekerken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir şey var. Şimdi bu telefonlar tamamen otomatik şekilde fotoğraf ve video çekiyorlar. Tek müdahale edebildiğiniz şey var. O da pozlama telafisi. O da şöyle bir şey. Bakın burada bir simge var. Artı eksi şeklinde yazıyor. Buna bastığımda bunu artı veya eksi olarak yapabiliyorum. Sadece buradan yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Buraya basıyorum. Şöyle arttırma ve azaltma yapabiliyorum. Bu şu anda geçerli değil. Fakat özellikle siz karanlıkta video çekerken, fotoğraf çekerken bazen çok fazla parlatabiliyor telefon kafası karışıp. Dolayısıyla buradan parlaklığı biraz elinizle böyle basıp aşağıya kaydırmanız daha iyi videolar, fotoğraflar çekmenizi sağlayabilir. Mesela karda fotoğraf çekerken de, video çekerken de kar her yer bembeyaz olduğu için işte o zaman da karanlık çekmeye çalışıyor telefon. Onu da tekrardan basıp arttırarak biraz pozlama telafisini daha iyi videolar, fotoğraflar çekebilirsiniz. Yani gerçeğe daha yakın olur. Yoksa o karın o beyazlığı biraz grimsi gözükür. Otomatikte çekerseniz ona dikkat edebilirsiniz. Onun haricinde burada 4 tane kadraj ayarı var görünen. 0.5. 0.5'te ben neler yapıyorum? Agresif açılar yapıyorum. Mesela size bir tanesini göstereyim. Telefonu 1x'te çektiğimde böyle bir fotoğraf ortaya çıkıyor. 0.5'e aldığımda ise bakın biraz daha bütün vücudumu gösterdiğim, daha aslında benim görüş açımdan olan bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Aynı zamanda şöyle bir şey de yapabilirim. Bakın böyle bir fotoğraf mesela. Veya telefonu ters çevirip kamerayı biraz daha telefona yakınlaştırıp şöyle bir fotoğraf da çekebilirim. iPhone'larla çok güzel de makro fotoğraflar çekiliyor. Dolayısıyla hani böyle farklı açılar oluşturabilirsiniz. Ben şu anda telefon üzerinden gösteriyorum ama bunu bir çiçek çekerken de yapabilirsiniz. Bunu bir minik bir figür çekerken kullanabilirsiniz. Herhangi bir yerde aslında yararlanabilirsiniz. Gerçekten 0.5 açılı kamera benim çok hoşuma gidiyor bu yüzden. Elbette 1x'te de
farklı modlar var. 1X'in üzerine bastığımızda, bunlar da yine yakın zamanda geldi telefonlara, iPhone'lara. 1X'in üzerine bastığımızda 28 mm, 35 mm oluyor. Tekrardan bastığımda 24 mm'ye düşüyor. Standardında bu. Bu da neler sağlıyor? Siz mesela şu anda bastım, 2X'te fotoğraf çekeceğim ama biraz daha geniş olmasını istiyorum. Fakat çok bu kadar geniş olmasını istemiyorum. İşte o zaman 35'i alıyorum ve fotoğrafı çekiyorum. Yani bu da aslında size, bakın 1.5x yazıyor. Bu da aslında size ara değerleri kullanmanızı sağlıyor. Buradan pratik şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunu gerçekten kullanıyorum ben. Aynı zamanda burada 2x görüyorsunuz. 2x aslında ana kameranın 2 kat yakınlaştırılmış, dijital croplanmış versiyonu. Fakat bu telefonlarda artık 48 megapiksellik kamera var. Dolayısıyla 48 megapikseli 2x yakınlaştırdığınızda 12 megapiksel çözünürlüğüne düşüyor ki aslına bakarsak önceki iPhone'larda olan 12 megapiksellik kamera kalitesine yine erişiyorsunuz. Çözünürlük kaybı yaşamıyorsunuz diyebiliriz. Dolayısıyla ben 2x'i de çok kullanıyorum. Özellikle hangi durumlarda? 3x'de mesela video çekmek istediğimde gündüz çok güzel performans alabiliyorum fotoğraf çekerken, video çekerken. Fakat 3x karanlıkta düşük ışık performans konusunda ana kamera kadar iyi değil. O yüzden ana kameranın sensöründen yararlanacağım. 2x'e geçiyorum ve böylelikle bununla video fotoğraf çekiyorum. Gerçekten güzel işler ortaya çıkıyor. Denemiyorsanız denemenizi öneririm. Öte yandan burada artık eskiden mesela portre modunda çekmemiz gerekiyordu. Fakat şu anda ben mesela abimi çekeyim. Şu anda o beni videoya çekiyor. Şu anda onun şöyle bir fotoğrafını çekeceğim. Normal modda çektim bu arada. Görüyorsunuz normal modda çektim. Şimdi fotoğrafı açalım. Bakın üstte live'ı da açık bırakmışız galiba. Burada portre de var. Portre'ye basıyorum. Normal modda çektiğim fotoğrafı da portreye çevirebiliyorum. Düzenle dedikten sonra burada portrenin arka taraf derinliğini veya yine daha açık olmasını ayarlayabiliyorum. Gerçekten çok güzel bir özellik oldu bu da. Buradan hatta farklı şeylerini de belirleyebilirsiniz. Mesela arka tarafa da netlik verebilirsiniz. Görüyor musunuz? Bu şekilde ayarlamaları yapmak mümkün. Aynı zamanda buradan stüdyo ışığı gibi farklı modlara da geçirebilirsiniz. Yani artık normal modda fotoğraf çekerken de portre fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Oradaki süjeyi, objeyi anlayarak portre moduna da otomatik olarak ekleyebiliyor iPhone. Biraz da ön kameradan bahsetmek istiyorum. Şimdi ön kamerayla video fotoğraf çekerken daha da iyi görüntüler elde edeyim istiyorsanız, kendinizi çekerken daha doğrusu, işte o zaman benim yaptığım bir taktik var. Şimdi ön kamerada şöyle bir özelliğimiz var. Size de göstereyim. Bakın bu normal o özel modu. Şunu açtığımda geniş açı oluyor. Biraz daha geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorum. Aynı zamanda daha iyi fotoğraflar veya videolar çekmek istediğimde ben aslında ana kameraları da kullanıyorum. Çünkü bunların, bu ana kameranın özellikle alan derinliği, performansı çok başarılı. Öte yandan 0.5'te de çok geniş açı. Hani şöyle mesela direkt tutayım, çekeyim. Bu kadar basit, bu kadar hızlı şekilde fotoğrafımı çekebiliyorum ve kadrajda gayet güzel oluyor. Ve daha geniş açılı bir fotoğraf elde etmiş oluyorum. Aynı şeyi 24 mm'de yapalım bir de. 24 mm'de de arka taraf daha bulanık, daha sinematik, daha kaliteli fotoğraflar elde edebiliyoruz. Selfie kamerasına kıyasla bir tane de selfie ile çekeyim. Onu yan yana koyarım detayda. İşte benim iPhone'la video ve fotoğraf çekerken kullandığım ayarlar ve taktikler bu şekildeydi. Epey bir özelliği size anlattım. Yakın zamanda sokakta gezer geze sokak fotoğrafçılığı da yaparız. Videolar, fotoğraflar da çekeriz. Ayrıca onları da yapmak istiyorum. Abone olarak ve videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Farklı merak ettikleriniz varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca o videoları da çekmeye çalışırım. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.